Dursun Özbek deyince benim aklıma bir gün bana söylediği laf geliyor. Biz bir gün bir yayında ya ben Dursun Bey'i o kadar çok seviyorum ki yani hep beraber sanki bir pilava kaşık sallayacak kadar bizden, sokaktan, halktan biri. Sonra sizle tanıştıktan sonra öz yaşam öykünüzü öğrendikten sonra aslında çok da yanlış bir tahmin yapmamışız. Şebin Karahisar'dan Beyoğlu'na İstiklal Caddesi'ne, evet. Oradan da şimdi Rams Park'a yürüyen bir başkanlık yürüyüşü. Sizi insanlar o manada az tanıyorlar. Biraz öğrenebilir miyiz? Evet. Tabii herkesin kendisine özgü bir hayat hikayesi var. Benim de yani hayat hikayem 1950 doğumluyum. Bazen insan kendi hayatını gözden geçirir. Ya akşam yatarken veyahut da boş zamanınızda ya neydik, nereye geldik, neler geçti başımızdan diye hep düşünür. Öncelikle benim hayat hikayem 1950 yılında yani Giresun'un Şebin Karahisar ilçesinde doğmuşum. Babam Alıcıoğlu, yani Alıcıoğlu ilçesinden, annem de Şebin Karahisar'dan. Çocukluk yılları Şebin Karahisar'da geçti. Normal bir Anadolu evinde büyüdüm ben çocukluk yıllarında. Anadolu evinden kastım şu, bilirsiniz Anadolu'da büyük aileler vardır. Bir ev vardır. Bir evin içinde, işte aynı evin içinde babam, amcam, babamın ve amcamın hanımı, amcamın çocukları, annem. Tek aile yoktur. Tek bir aile, yani böyle bir... Bir çekirdek aile. Bir çekirdek yoktur. Aile aynı evde yaşıyor. Herkesin bir iş bölümü var. Sabah tarlaya gidiliyor. Akşam beraber yemek yeniyor. Akşam vaktinde tabii o zaman ne elektrik var, ne öyle evlerde su var. Tamamen bir öyle bir hayat hikayesini hayal edin. İdare ediyoruz biz. Gaz lambaları var. Güneş battıktan sonra hayat bitiyor. Gaz lambaları ışığında yer sofrasında yemek yeniyor. Döşekler indiriliyor, seriliyor. Herkes yerinde yatıyor. Güneş battı, hayat bitti. Güneş doğdu, hayat başladı. Sabahın diyelim ki 5'inde 6'sında güneş doğuyor. Herkes kazması, çapası elinde görevinin başına gidiyor. Yani böyle bir hayat. Tabii aileler büyüdükçe de bulunduğumuz yer Türkiye'nin fakir ülkelerinden, yani fakir mecralarından birisi. Öyle çok büyük tarım yapma veya şey yok ya, o zaman tarım dediğimiz sadece buğday, arpa ekip biçiyoruz. Yüksek rakımlı bir yer. Düşünün ki domates ekiyoruz. Domates Ağustos ayında kızarıyor. Zor şartlar. Tabii aileler böyle zor şartlarda göç vermeye başlıyor. Göç verilen yer neresi? İstanbul. Önce babam geliyor. İstanbul'a yerleşiyor bir yere. Sonra annemle bir çocuk, yani annem, ablam bizi oraya aldırıyor. Mehmet kardeşim İstanbul'da doğdu. Şimdi talimhaneye geldik, yerleştik o zaman yani. Talimhanede bu bölgeye geldik. İki göz bir evde, yani bir yaşam. Ama mutluyduk yani. Köydeki hayatımızda da mutluyduk. İstanbul'a geldik, o iki göz evde de mutlu bir yaşamımız oldu.